Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle noktalama işaretleri konusunda birlikte olacağız. Evet, bildiğiniz gibi noktalama işaretleri de KPSS'nin en önemli konularından birini oluşturuyor. Her yıl KPSS'de bir soru noktalama işaretlerinden geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki bir tek soru geliyor, konu nasıl önemli olabilir? Arkadaşlar şöyle önemli bir konu. Yapılabilirliği en az olan konulardan biri Türkçe'de noktalama işaretleridir. Evet, bu yüzden noktalama sorusunu doğru işaretlemeniz, doğru yapmanız sizin için büyük önem arz etmektedir. Peki, noktalama işaretlerinde ne yapılır? Bu sorular nasıl çözülür? Öncelikle tabii ki noktalama işaretlerinin kullanıldığı yerleri çok iyi bilmeniz gerekir. Peki KPSS'de sorulan eski sorulara baktığımızda hangi işaretlerin en sık, en çok sorulduğunu görüyoruz? Özellikle virgül, noktalı virgül, iki nokta ve üç nokta. Bu dört işaret arkadaşlar çok sık sorulmuş. Ama mesela bir soru işareti, bir parantez, daha az önem taşıyan konular. Tabii biz bunların hepsini tek tek ele alacağız. Ne olur ne olmaz. ÖSYM'nin ne soracağını tabii ki önceden bilemeyiz. O yüzden bütün noktalama işaretlerini çok iyi şekilde bilmek zorundayız. Evet. Başlığımızı yazıyorum sevgili arkadaşlar. Başlığımız noktalama işaretleri. Evet, bildiğiniz gibi noktalama işaretleri ilk olarak kim tarafından kullanılmış? Şinasi tarafından Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi adlı yazıda kullanılmış. Bu bildiğiniz gibi bir Türk'ün çıkardığı ilk sivil gazetedir Tercüman-ı Ahval. Orada Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi'nde ki ön söz demek bu. O makalede arkadaşlar ilk olarak noktalama işaretlerini kullanmış. Yani 1860 yılında. O gün bugündür aradan 153-154 yıl civarı bir zaman dilimi geçmiş ve biz bugün Şinasi'den çok daha fazla noktalama işareti kullanıyoruz. İşimiz Şinasi'ye göre biraz daha zor. Evet, şimdi noktalama işaretlerinden birincisi nedir sevgili arkadaşlar? Tabii ki noktadır. Noktalama lafına adını veren, bu söze adını veren işaret de nokta işaretidir. Çok basit olduğunu düşündüğümüz bir işarettir ama çok kullanım yeri vardır. Bu yüzden önemli bir işarettir. Evet, bir. Arkadaşlar bir. Birinci maddemiz şu. Tamamlanmış haber cümlelerinin sonuna konur. Evet. Şimdi ben size sorsaydım, sınıfta hep öğrencilerime sorarım, noktanın en çok kullandığı yer birinci madde nedir derim. Herkes bana cümle sonuna konur cevabını verir. Muhtemelen sizin aklınızdan da bu geçmiştir. Doğru, cümlenin sonuna nokta konur. Ancak cümle sonuna nokta konur ifadesi yetersiz bir ifadedir. Çünkü cümlenin sonuna soru işareti, ünlem, üç nokta da konabilir. O zaman biz bunu, bu kavramı nasıl ayırt ediyoruz? Cümle sonuna demiyoruz da tamamlanmış haber cümlesi diyoruz. Çünkü Türkçe'de bildiğiniz gibi soru cümlelerin sonuna soru işareti, duygu heyecan bildiren böyle bağırma, çağırma, panik, heyecan bildiren cümlelerin sonuna ünlem, eksiltili cümlelerin sonuna üç nokta, tamamlanmış haber cümlelerin sonuna da nokta konur. Arkadaşlar bu noktanın kendisi zaten bu maddenin de örneğidir. Evet, cümle sonuna nokta konur diye bildiğimiz madde bundan sonra doğru tanımını bilelim. Tamamlanmış haber cümlelerinin sonuna konur. Evet arkadaşlar ikinci maddemiz bazı kısaltmaların sonuna konur. Bunu yazım kurallarında size anlatmıştım. Bazı kısaltmaların sonuna konur ne demek? Şöyle çok kısa hatırlayalım. Mesela TBMM kısaltmasının herhangi bir yerine nokta konmaz değil mi? Bunu hatırlayın eski bilgilerinizden. Bir önceki dersimizden. Kilogram konusunun kilogram sözcüğünün kısaltmasının sonuna nokta konmaz. Ancak nerelerde kullanılır arkadaşlar? Mesela yüzyıl bakınız değil mi? Kıdem sözcüğünün. Mesela matematik dersini nasıl kısaltırız? Mat deriz değil mi? Mesela okullarınızda
İkmale kalmak yerine ne deriz? Bütünleme. Onun kısaltmasında büt diye yaparız değil mi arkadaşlar? Büt. Yani hepimiz biliriz bu kısaltmayı. Herhalde kalmayan azdır. Evet, büt mesela değil mi? Askerde askerlik yapanlar bilirler. Çavuş sözcüğü ÇVŞ diye kısaltılır. Evet, bu tip kısaltmaların sonuna nokta işareti konur. Evet. 3 sevgili arkadaşlar, başka nerede kullanılır? Bildiğiniz gibi inci eki yerine kullanılır. İnci eki yerine kullanılır. Arkadaşlar, inci eki, tabi ses uyumuna göre bu ınci, inci, uncu, üncü biçiminde de olabilir. Ne yaparız mesela biz? 4. Murat derken arkadaşlar bu şekilde kısaltılırız değil mi? 5. kat dediğimiz zaman yine aynı şekilde bakınız. 5. kat, bu inci eki yerine ne yaparız? Nokta işareti kullanırız. Evet. Arkadaşlar, 4.'sü şu. Saat ve dakika bildiren sayıların arasına konur. Evet, saat ve dakika bildiren sayıların arasına konur. Ne konur saat ve dakika bildiren sayıların arasına? Nokta işareti kullanılır. Arkadaşlar, mesela 9.30'da dersimiz başladı yazarken nasıl yazarız? Bu şekilde yazarız. Şimdi çoğunuzun iki nokta kullanılmaz mı ki dediğini duyuyorum. Çünkü sınıfta öğrencilerim bana hep bu soruyu sorarlar. Doğru arkadaşlar, dünyada bizden başka herkes iki nokta kullanıyor ama bizim sözlüğümüz, bizim Türk Dil Kurumumuz burada nokta kullanılması gerektiğini söylüyor. O yüzden biz güzel dilimiz Türkçe'de saat ve dakika bildiren sayıların arasına nokta koyuyoruz arkadaşlar. İki nokta değil. Bizden başkaları iki nokta kullanıyor ama biz nokta kullanıyoruz. Evet. 5. maddemiz sevgili arkadaşlar nedir? Şöyle daha güzel yazıyor. Tarih bildiren, yani tarih anlamı taşıyan, tarih bildiren sayıların arasına konur sevgili arkadaşlar. Tarih bildiren sayıların arasına konur. Şimdi tarih bildiren sayı ne demektir? Mesela doğum tarihlerimizi nasıl yazıyorduk arkadaşlar? 08.05.1976. Evet, ben doğum tarihimi mesela bu şekilde yazıyorum. Ama şöyle olur mu acaba? Mesela şöyle yapabilir miyim? 8 Mayıs 1976. Bu şekilde yapabilir miyim? Hayır, yapamam. Çünkü kural diyor ki sayıların arasına konur. Arkadaşlar, kelime ile sayı arasına kesinlikle nokta işareti konmaz. Üstteki yazım doğru, alttaki noktalar ise hatalıdır. Bunu unutmayalım. Evet. 6. maddemiz nerede kullanılır arkadaşlar? Bakın, 6. madde belki çoğunuzun ilk defa duyacağı bir madde. Şöyle bir madde daha var. Bakınız. Diyor ki arkadaşlar, cevap niteliği taşıyan sözlerin sonuna konur. Cevap niteliği taşıyan, tabii siz bunu şöyle algılayın, edebi eserlerde, diyaloglarda, evet, cevap niteliği taşıyan sözlerin sonuna konur. Şimdi bu madde biraz değişik bir madde. Bu genelde edebi eserlerde, konuşmalarda kullanılan bir durumdur. Mesela şu cümleye bakalım arkadaşlar, bir konuşma verelim. Ne diyebiliriz örneğin? İsminiz nedir? İsminiz nedir? Bakın, bir edebi eserde konuşma. Mesela bana sorulduğunu farz ediyorum. Fırat diyorum. Evet. Şimdi Fırat sözcüğü bir cümle mi? Arkadaşlar, bir cümle gibi görünmüyor. Evet. Ama ne yapacağız? Şimdi burası boş mu kalacak? Hayır. Oraya da yine nokta koymalıyız. Mesela saatin kaç olduğunu biliyor musun? Cevap hayır. Nokta. Evet, cevap niteliği taşıyan, özellikle edebi eserlerde bu tip konuşmaların sonuna cümle niteliği taşısın ya da taşımasın ne konur? Nokta konur. Mesela kaç yılında doğdunuz size soruyorum. Kaç yılında doğdunuz, siz de cevap veriyorsunuz. 1989 nokta. Evet, bu şekilde işte nokta işareti kullanılır. Evet arkadaşlar, 7. maddeyi şöyle basitleştiriyorum. Zaten çok kolay bir madde. Uzun sayıların yazımında kullanılır. Arkadaşlar, ben bunu böyle ifade ediyorum. Uzun sayılar diyorum. Bunu tabii matematik gördüğünüz için siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Bazı sayılar çok uzundur. Mesela
Şurada kaç yazıyor arkadaşlar? Bakınız. Burada kaç yazıyor? Yani şimdi bunu şu an ben de okuyamadım. Kendim yazdım ama inanın bilmiyorum kaç yazdığını. Ne yaparım arkadaşlar? Şu üçlü bölümlerin arasına nokta koyarak yazıyoruz. Böylelikle okuyuş kolaylığı sağlanıyor. Burada 80 milyon yazıyormuş. Evet, ben de dediğim gibi onu koymasam o sayıyı çok zor okurum. Büyük ihtimalle yanlış okurdum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bu böyle üçler basamak, ona ne deniyor bilmiyorum matematikte. Bu şekilde üçlü bölümlerin arasına okuyuş kolaylığı sağlamak için nokta koyuyoruz. Evet. 8. maddeye bakalım sevgili arkadaşlar. 8. maddemiz ne diyor? 8. madde yine benden çok daha iyi bildiğiniz bir madde. Matematikte çarpı işareti yerine kullanılır arkadaşlar. Evet, matematikte çarpı işareti yerine kullanılır. Şimdi çarpı işareti yerine nasıl kullanılıyor? Mesela ne diyoruz? 2.3 eşittir 6. Daha büyük bir sayı yazmadım. Yanlış çarparım diye basit bir işlem yaptım. 2.3 eşittir 6. 6 yapıyor değil mi? Evet. Bu şekilde işte nokta işareti çarpı yerine kullanılıyor. Evet. 9. maddemiz arkadaşlar. Bu çok önemli bir madde değil. Bibliografik künyelerin sonuna konur. Evet, bibliografik künyelerin sonuna konur. Arkadaşlar, bunu merakınız gitsin diye söyleyeyim. Öyle karşınıza soru olarak çıkabilecek bir madde değil bu. Kitapların sonunda bilirsiniz bibliografyalar olur. Mesela Tanpınar, Ahmet Hamdi, Huzur, İstanbul, İletişim Yayıncılık 1953 nokta. Evet, yani kitabın künyesi. Sanki bir cümle, tabii cümle değil ama cümleymiş gibi oraya nokta konur. Sonu boş bırakılmaz. Evet, şimdi 10. maddeyi yazacağım. 10. madde birazcık değişik bir madde. Tırnak içindeki ifadeyle ilgili. Arkadaşlar, şimdi bakınız. Şöyle ifade edelim bunu, 10. maddeyi. Tırnak içine alınmış alıntıların sonuna konur. Evet, tırnak içine alınmış alıntıların sonuna konur. Ancak burada bir parantez açmak istiyorum. Antır parantez, anti parantez değil bu arada. Antır parantez, yani parantez içinde demek. Tırnak içine alınmış alıntıların sonuna eğer alıntı bir haber cümlesi ise tabii ki konur. Alıntı bir soru cümlesi ise soru işareti konur. Mesela alıntı eksiltili bir cümle ise tabii sonuna 3 nokta konur. Alıntı da böyle bağırma, çağırma, duygu, heyecan varsa tabii o zaman ünlem konur. Tırnak içine alınmış alıntıların eğer alıntı haber cümlesi ise sonuna konur. Mesela Atatürk'ün bir sözünü yazalım arkadaşlar. Şöyle yukarı yazayım rahat görmeniz için. Atatürk bakınız şöyle diyor. Şöyle diyor. Şimdi bunları daha sonra göreceğiz. 2 nokta tırnak. Bakın ne yapıyorum? 2 nokta tırnak açıyorum. Mesela ne diyor Atatürk? İstikbal göklerdedir diyor arkadaşlar. İstikbal göklerdedir. Tırnağı kapatıyorum. Şimdi böyle bir durumda sevgili arkadaşlar, o alıntının içi kesinlikle boş bırakılmaz ki bu bir haber cümlesidir. Evet, buraya ne konur sevgili arkadaşlar? Buraya tabii ki nokta işareti konur. Tırnak içine alınmış alıntıların sonuna eğer alıntı bir haber cümlesi ise, ki genelde haber cümlesi alıntı yapılır. Genelde tıpkı günlük hayatta en çok haber cümlesi kullandığımız gibi bunların sonuna nokta işareti konur. Evet sevgili arkadaşlar, nokta işareti ile ilgili olarak bilmeniz gerekenler bunlar. Evet, şimdi tahtayı silelim ve virgülle devam edelim.